Sağlık ekonomisi dersinin bu ilk programında iktisat bilimi ve temel kavramlar ünitesini ele alacağız. Programda önce iktisatta sık kullanılan terimlere yer vereceğiz. Ardından iktisat biliminin temel sorunlarına değineceğiz. İktisatta sık kullanılan terimler. İktisatta en çok kullanılan terimler: ihtiyaç, kıtlık ve tercih, üretim faktörleri, pozitif ve normatif iktisat, mikro ve makro iktisat. Arz, talep ve piyasa dengesi, esneklik, üretim imkanları eğrisi ve piyasa aksaklıklarıdır. Karşılandığı zaman mutluluk ve zevk veren, karşılanmadığında ise üzüntü ve acı veren duygulara ihtiyaç denir. Zorunlu ihtiyaçlar, insanların hayatlarını sürdürebilmeleri için karşılamak zorunda oldukları ihtiyaçlardır. Zorunlu olmayan ihtiyaçlarsa, karşılanmadığı zaman insanın hayatını tehlikeye sokmayan ihtiyaçlardır. Kıtlık, bir ekonomide karşılanmak zorunda olunan ihtiyaçların, bu ihtiyaçları karşılayacak olan ve hizmetlerin üretiminde kullanılan kaynaklardan daha fazla olmasıdır. İnsan ihtiyaçlarını gidermek için mal ve hizmetlerin elde edilmesi sürecini ifade eden her türlü faaliyette üretim, üretimin yapılabilmesi için gerekli unsurlara da üretim faktörleri denir. Üretim faktörleri emek, sermaye, müteşebbis ve doğal kaynaklardır. İktisat, pozitif ve normatif iktisat olarak ikiye ayrılır. Değer yargısı barındırmayan bir iktisadi olayın veya darbanışın ne olduğuyla ile ilgilenen ve genel sonuçlar sunan iktisada pozitif iktisat denir. Belirlenen amaçlara ulaşabilmek için bir iktisadi olayın veya darbanışın ne olması gerektiği ile ilgilenen, değer yargılarına dayanan ve öznel sonuçlar sunan iktisada ise normatif iktisat denir. Pozitif iktisatta elde edilen sonuçlar test edilerek reddedilebilir. Ancak normatif iktisatta elde edilen sonuçlar değer yargısını içerdiği için test edilemez ve reddedilemez. İktisat biliminin iki alt dalı mikro ve makro iktisattır. Mikro iktisat tek bir birey ve tek bir firmanın iktisadi davranışlarını inceler. Bireyin amacı fayda maksimizasyonu iken firmanın amacı kar maksimizasyonudur. Makro iktisatsa toplulaştırma yaparak bütün bireylerden oluşan, hane halkı sektörü ile bütün firmalardan oluşan firmalar sektörünün iktisadi davranışlarını inceler. Makro iktisadın amacı iktisadi büyümeyi artırmak ve iktisadi dalgalanmaları gidermektir. Arz, üreticilerin piyasada belli bir zaman dilimi içinde satmayı planladıkları mal ve hizmet miktarıdır. Diğer unsurlar sabitken bir malın fiyatı arttığında arz edilen miktarın artmasına ve fiyatı azaldığında arz edilen miktarın azalmasına arz kanunu denir. Arz tablosu belirli bir zamanda herhangi bir malın üreticilerinin farklı fiyat düzeylerinde o maldan satmak istedikleri miktarları ortaya koyan tablodur. Piyasa arzı aynı mal ve hizmeti üreten bütün üreticilerin o mala ilişkin arzlarının toplamıdır. Piyasa arz eğrisi ise bireysel arz eğrilerinin yatay olarak yan yana toplanmasından elde edilir. Arz edilen malın kendi fiyatı dışında üretim faktörlerinin ve diğer malların fiyatları, teknoloji, fiyat beklentileri ve piyasadaki üretici sayısı gibi arzı etkileyen faktörlerdeki değişim sonucunda arz değişir ve arz eğrisi bütünüyle kayar. Arz eğrisinin sağa doğru kayması arzın artmasını, sola doğru kayması ise arzın azalmasını ifade eder. Arz edilen miktardaki değişim, diğer unsurlar sabitken bir malın kendi fiyatındaki değişim sonucunda aynı arz eğrisi üzerinde bir noktadan diğer noktaya hareket edilmesidir. Üretilen malın fiyatının değişmesi sonucunda arz edilen miktardaki değişimi şekilde görmektesiniz. Talep, hane halkının ya da tüketicilerin belirli bir dönemde ve belirli bir fiyattan satın almak istediği mal ve hizmet miktarıdır. Efektif talep, satın alınma gücüyle desteklenen taleptir. Diğer unsurlar sabitken bir malın fiyatı arttığında talep edilen miktarın azalmasına, fiyatı azaldığında ise talep edilen miktarın artmasına talep kanunu denir. Talep tablosu, belirli bir malın tüketicisinin farklı fiyat düzeylerinden satın almak istediği miktarları ortaya koyar. Piyasa talep eğrisi, bireysel talep eğrilerinin yatay olarak yan yana toplanmasından elde edilir. Talep edilen malın kendi fiyatı dışında tüketicinin geliri, zevk ve tercihleri, diğer malların fiyatları, gelecek hakkındaki beklentiler ve nüfus gibi talebi etkileyen faktörlerdeki değişim sonucunda talep değişir ve talep eğrisi bütünüyle kayar. Talep eğrisinin sağa doğru kayması talebin artmasını, sola doğru kayması ise talebin azalmasını ifade eder. Talep edilen miktardaki değişim, diğer unsurlar sabitken bir malın kendi fiyatındaki değişim sonucunda aynı talep eğrisi üzerinde bir noktadan diğer noktaya hareket edilmesidir. Malın fiyatının değişmesi sonucunda talep edilen miktardaki değişimi şekilde görmektesiniz. Arz edilen miktarla talep edilen miktarın birbirine eşitlendiği durumda ortaya çıkan fiyata denge fiyatı, bu fiyata karşılık gelen miktara da denge miktarı denir. İktisatta duyarlılık veya tepki olarak ifade edilen esneklik ise bağımsız değişkende meydana gelen yüzde değişimin bağımlı değişken üzerinde ortaya çıkardığı yüzde değişimdir. Talebin fiyat esnekliği bir malın fiyatında meydana gelen yüzde değişimin o malın talep edilen miktarında meydana getirdiği yüzde değişimdir. Talebin çapraz esnekliği bir malın fiyatında meydana gelen yüzde değişimin diğer malın talep edilen miktarında meydana getirdiği yüzde değişimdir. Talebin gelir esnekliği, gelirde meydana gelen yüzde değişimin, bir malın talep edilen miktarında meydana getirdiği yüzde değişimdir. Arz esnekliği ise bir malın fiyatında meydana gelen yüzde değişimin, o malın arz edilen miktarında meydana getirdiği yüzde değişim olarak ifade edilir. Üretimde kullanılan üretim faktörleriyle teknoloji sabitken, üretilebilecek maksimum mal ve hizmet bileşimlerinin geometrik yerine üretim imkanları eğrisi denir. Üretim imkanları eğrisi, üretimde daha fazla kaynak elde edilirse veya sağlık hizmeti ve diğer mal üretiminde yeni bir teknoloji kullanılırsa, şekilde olduğu gibi paralel olarak yukarı doğru kayacaktır. Böylece üretim imkanları eğrisinde üretilemeyen Y bileşimi de üretilebilir hale gelecektir. Bazı mal ve hizmetlerin üretiminin tamamen piyasa koşullarına bırakılması durumunda bu mal ve hizmetlerin toplumun faydasını maksimum yapacak şekilde üretilememesine piyasa aksaklıkları denir. Kamusal mal ve hizmetler tam rekabet koşullarının gerçekleştirilememesi, dışsallıklar ve içsel ekonomiler ise piyasa aksaklıklarının nedenleri arasındadır. İktisat biliminin temel sorunları İktisat biliminin temel sorunları tam kullanım ve etkin kullanım sorunuyla iktisadi büyüme ve kalkınmadan oluşur. Üretim faktörlerinin tamamının üretimde kullanılmasına tam kullanım veya tam istihdam, bir kısmının üretimde kullanılmasına ise eksik kullanım veya eksik istihdam denir. Eksik istihdamda üretim faktörlerinin tamamı üretim sürecine dahil edilemediği için daha az düzeyde üretim yapılır. Bu durumda doğal olarak toplumsal refah düzeyini azaltır. Bunun için tam istihdamın yanı sıra üretim faktörleri yani kaynaklar da toplum ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde kullanılmalıdır. Kaynaklarımız sınırlı olduğu için öncelikle hangi mal ve hizmetlerin ne kadar üretileceğine karar verilmelidir. Mal ve hizmetlerin nasıl ve nerede üretileceği karar verilirken de ülkenin sahip olduğu üretim faktörlerinin miktarı dikkate alınmalıdır. Ülkede sermaye fazlaysa sermaye yoğun üretim yöntemi, emek yoğun ve işsizlik fazlaysa emek yoğun üretim yöntemi tercih edilmelidir. Bu seçimin doğru yapılmaması üretimde eksik istihdama ve toplumda refah kaybına yol açacaktır. Mal ve hizmetlerin kimin için üretileceği sorusuysa ülkenin gelir dağılımı ile ilgilidir. Ülkede fakir kesim fazlaysa fakirlere yönelik mal ve hizmetler Zengin kesim fazlaysa zenginlere yönelik mal ve hizmetler üretilmelidir. İktisadi büyüme ve kalkınma da iktisat biliminin temel sorunları arasındadır demiştik. İktisadi büyüme bir ülkede real gayri safi yurt içi hasıladaki sürekli artış olarak tanımlanmakta olup üretim kapasitesindeki artışı ifade eder. Ülke nüfusu sürekli artarken üretim kapasitesi nüfusu oranına daha az artıyorsa artan ihtiyaçlar karşılanmıyor demektir. Bir ülkenin refah düzeyini artırmanın yoluysa üretim kapasitesinin yani iktisadi büyüme oranının artırılmasından geçer. Nitekim ülkenin iktisadi büyüme oranını artırmak için ya üretimde kullanılan üretim faktörlerinin fiziki olarak artması ya da ortalama emek verimliliğinin artması gerekir. Kalkınma ise sosyal sorunlarında giderilerek büyümeyi ifade eder. Dolayısıyla bir ülkenin kalkınması için büyümenin yanı sıra sosyo-kültürel açıdan da gelişmesi kaçınılmazdır. İktisat bilimi ve temel kavramlar ünitesini ele aldığımız programın sonuna geldik. Programda önce ihtiyaç, kıtlık, üretim faktörleri, pozitif ve normatif iktisat, mikro ve makro iktisat, arz, talep ve piyasa dengesi gibi iktisatta sık kullanılan terimlere yer verdik. Daha sonra iktisat biliminin temel sorunlarını oluşturan tam ve etkin kullanım sorunuyla iktisadi kalkınma ve büyümeye değindik. Sağlık ekonomisinin tanımı ve gelişimi ünitesini ele alacağımız bir sonraki programda görüşmek üzere.